Benim ağzımdan araba alıyorum kelimesi çıktıktan sonra ulan yok böyle bir şey ya. Ya motorlu taşıtlar vergisine %40 zam. Araba alıyorum dedikten 3 gün sonra bu haberi gördüm. Puh! Ama bir şey diyeyim mi? Sonumuz yakındır arkadaşlar. Ya böyle bir şey var mı ya? Ulan arabanın Amerika'daki fiyatına baktım. Abi araba 7900 dolar. Ulan 7900 dolarlık arabayı çevir gene ne yapıyor? 30 bin lira. Hadi maksimum taş çatlasa 30 bin lira desek. Ulan ben o araba için 63 bin lira para ödeyeceğim ulan. Ulan bir tane de devlete alıyorum lan. Yetiş ya Ali, mum yandı. Alo. Ölüyoruz ulan, bittik ulan. Şu anda seninle karşılaşacağız. Bak ben bundan 2 ay sonra araba alıyorum, tamam mı? Evinin önünden böyle var ya 7000 devirde motoru takıp böyle eski sevgilin gibi bağırtacağım arabayı, tamam öyle. Böyle bağırtacağım, tamam mı? Eski sevgilin gibi bağırtacağım bu arabayı, bu egzoza da böyle, tamam mı? Dumanında boğul inşallah, tamam mı kardeşim? Sana çok kinliyim. İnşallah yayını izliyorsundur. Ben başka bir şey demiyorum birader. Hayat zor arkadaşlar. Niye DDC? Aa, VPN açık kalmış, özür dilerim. YouTube D yazıyor, görüyorsunuz mu? Deutschland, Alman. Ya bak şimdi TR oldu, VPN'i kapat. Niye açık kaldı acaba? Allah işe bak. Neyse arkadaşlar. Konumuz bu değil şimdi, biraz kızardım kusura bakmayın ama. Evet abi. Tamam şimdi sorun. Çok büyük bir sorunumuz var. KFC yemek kutusu. Şimdi girelim ya. Çok böyle o kadar gönlü olan, gönlünü böyle bol bol gönlü olan, böyle bol gönlü olan bir hanımefendiyle konuşup tanışırsanız, eğer duygularınızı çok yıpratmayacağına inanıyorsanız sonuna kadar gidin. Bir şey de diyemem. Veya dediğim gibi böyle sizin duygularınızı önemseyecek, gerçekten sizi çok seven biriyle olacaksanız olun. He veya kız çok geniştir böyle, tamam mı? O zaman da olur. Ama ondan sonra böyle arada bir olsun o, yani o arada bir olmalı, yoksa biliyorsunuz o her zaman olmamalı. Bana sorarsanız arkadaşlar karı kız aşk meş boş. Boş. Pacık ya, benim saçlarım düz ya, Allah kahretsin. Hayır rayına çalmış. Flash'ım 6 saniye olur Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Nasıl? Şimdi devamı nasıl onun? O senaryonun devamı nasıl? Ben sana söyleyeyim, o senaryonun devamı 2'de 2 geliyor. Güle güle. Ha, Gragas, Devam et. Ne oldu lan? Ne oldu paşam, koydu mu yaşam? Hadi Alevi çocuklara sünni teneffüs. Siktim, öldü. Ben bir şey demiyorum abi. Patates 5 lira atmış kardeşim. Patates oğulları patates aşığı olarak boynuzunuza sponsor olmaya karar verdik. Bu da sponsorluk videosu demiş. Annenizi sikmemi istemeyin. Şimdi patatesin videosunu açacağım birazdan. Eğer not defteri 1. bölüm değilse tabi ben en adiyim. Çocuğun ruhunu ezberledim arkadaşlar. Yemez. Tala. Tamam mı? Böyle direkt kendini öne at. Zaten seninle tanışacaktır kız dedim. Çocuk gidip kıza şey almış. Senden çok hoşlandım, sikişelim mi? Birader manyak mısın sen? O kız da diyordu ki keşke Mehmet bana sorsa da Mehmet'e versem. İşte motora bak ne biçim bağırıyor. Oha, hemen bu çocuğu tanımalıyım demiyor kızlar arkadaşlar. Ne diyor biliyor musunuz? Vay orospu çocuğu, kulağımı sikti, Allah senin belanı versin. Puh, senin egzozunu ben, tamam mı, gelmişini gitmişini sikeyim egzozunun diyor kızlar. Haberiniz olsun yani, onu ben bir dipnot geçmek istedim de arkadaşlar hani. Bazı kekomastik arkadaşlarımız belki buradan duyar da ona göre duyarlı davranır. Teşekkürler. Belki o mahallede bir özürlü, belki bir engelli, belki bir yaşlı var. Düşünce. Pü. Gençlik bitmiş. Amını sikeyim böyle gençliğin. Yani. Değil mi? Bence öyle. Yani belki o mahallede bir tane yaşlı insan evli. Bekle. Bakın arkadaşlar. Bugün hiç ahlayan karı atmadınız. Ya oğlum çok mu komik? Çok mu komik? Siz nasıl gençlersiniz birader? Yani siz gerçekten evde şu hareketi yapıyor musunuz? Ya bana bir açıklamasını yapar mısınız? Ya yayıncıya ahlayan kırı açtım. Açtı yayında o. Hazreti Yasuo ahlayan kırı açtı. Ne kadar komik o. Bunu yapıyor musunuz evde gerçekten? Allah'a çok teşekkür ederim. Bugün kimse ağlayan kara atmadı da galiba.